Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ürün deniyorum. Ürün deneme serimin 5. videosuna geldim. Ve 5. videomuzda Knorr'un hazır, çabuk, 5 dakikada hazırlanan makarnasını deneyeceğim. Hemen daha önce denediklerimi sayıyorum. Doktor Ötker'in bardakta pudingini, Algida'nın dondurmalı irmiğini, ondan sonra Dermakil saç maskesini, ondan sonra Doktor Ötker'in bisküvili pudingini ve şimdi de makarnamızı deniyoruz. Önce nasıl yapıldığını hemen okuyorum size. Önce şu bilgileri vereyim, sonra unutuyorum, en sona kalıyor. Migros'tan aldım ve 5.95'e aldım. Şimdi de hemen şuradan nasıl yapıldığını söylüyorum. En üst çizgiye kadar sıcak su dök ve karıştır. Kapağı kapat ve 5 dakika bekle. Karıştır ve makarnanın keyfini çıkart. Ben böyle soslu makarnalara bayılırım. O yüzden bunu denemek istedim. İki çeşidi daha vardı. 3 peynirlisi ve Napolitan soslu olanı vardı. Benim aldığım kremalı mantarlıydı. Çünkü içlerinden en çok sevdiğim kremalı mantarlı olduğu için bugün bunu denemek istedim. O zaman yapılışına başlayalım. İçinde kendi çatalı da var. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Sonra paketini açıyorum. İçini şöyle göstereyim. Şurada görüyorsunuz zaten çizgi var. O çizgiye gelecek kadar su ekliyorum. Kaynar su. Şimdi kapağını kapatıyorum. 5 dakikaya kadar bekletiyorum. Bir an söylemeyi unuttum. Sıcak suyu koyduktan sonra önce iyice karıştırıyoruz. Ondan sonra kapağını kapatıp bekletiyoruz. Bekleme süremiz doldu. Artık yeme kısmına geçebiliriz. En sevdiğim kısım. Açıyorum şu şekilde. Çok da yemek istemiyorum. Biraz suyu var. Akabilir. Gördüğünüz gibi bekledikten sonra bu şekilde oldu. Şimdi yiyelim. Evet, yedim ve şimdi değerlendirmelere geçiyorum. Şimdi ben bu videoları değerlendirirken şu açıdan bakıyorum. Şu an evet, video çekmek için bunları alıyorum ve deniyorum. Ama şu an denedikten sonra ben bunları tekrar alır mıyım, tekrar yer miyim gözüyle bakıyorum. Ben bu ürünü gerçekten daha sonra tekrar alırım. Ve daha sonra tekrar yerim yani. Ben gerçekten bunu gayet beğendim. Hem hazırlanışı gerçekten çok pratik. Dolaba birkaç tane atarım. İşte sınav dönemlerimde, gece bir anda acıktığımda falan yerim. Gayet güzel. Tabii kremasını biraz daha koyu olsaydı daha çok hoşuma giderdi. Onun dışında suyunu bir dahakine biraz daha az koyabilirim. Çizginin birazcık daha altına koyabilirim. Çünkü çok böyle sulu kaldı. Onun dışında tat olarak gerçekten beğendim. Dediğim gibi tekrar alıp yiyebileceğim, tekrar deneyeceğim bir ürün. Sadece diğer ikisini de daha sonra denemeyi düşünüyorum. Ürüne genel olarak puan vereceksem 8 ile 9 arasında böyle gidip geliyorum. Kararsız kaldım. Bir yandan beğenince de kendimi kötü hissediyorum. Sanki bu sefer hani özellikle söylüyormuşum gibi hissediyorum. Ama diğer mesela ilk iki videomda beğenmediğim yanları olmuştu. Bunda da beğenmediğim yanlar var. Söyledim biraz önce. Ama genel olarak baktığımızda yani... Açıkçası bu kadar çok beğeneceğimi düşünmüyordum ama gerçekten beğendim. Başarılı olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer videolarına linklerini aşağıya bırakıyorum. Lütfen abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Görüşürüz.